Komiser bey. Ne işiniz var burada? Sizinle konuşmaya geldim. Başınız sağ olsun. Neden sabah Selen Hanım'ın evine gittiniz? Dün gece geç saatlerde buraya geldim. Selen, hayrola? Polisler sürekli peşimde. Tülin'i benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Çok daraldım. Ne zaman başı sıkışsa bana koşardı. Sonra ne oldu? Sonra çok gergindi. Sordum, sen mi öldürdün diye. Hayır dedi. Sonra yakınlaştık. Evet. Seviştik. Sonra? Sonra sabah erken saatte Beyza geldi. Allah belanı versin senin. Bir dakika. Çekip gitti. Sonra Selen de gitti. Ne yapacağımı bilemiyordum. Yattım ama uyuyamadım. Beyza çok umurumda değildi ama Selen'i unutamadığımı anladım. Kalkıp Selen'in evine gittim. Orada öylece asılı duruyordu. Evine nasıl girdiniz? Anahtarı vardı bende. Hala mı? Atmadım. Sakladım. Onu hiç unutamadınız değil mi? Onu ben öldürdüm. Siz mi öldürdünüz? Duygularımızı, cinselliğimizi, mali kaynaklarımızı kullanarak onu kendimize bağımlı hale getirmeye çalışıyorsak, günümüzün önemli bir bölümünü ne yaptığını izleyerek geçiriyorsak, başkalarıyla iletişime geçmesini ve arkadaş edinmesini kısıtlıyorsak, başlıca korkumuz terk edilmek ise ve gitmemesi için her şeyi yapabileceksek, uzun süre bir işte çalışamıyor ya da onun çalışmasına izin vermiyorsak, bunun adı artık aşk değil, takıntıdır. Ve mutlaka bir profesyonelden yardım almak gerekir. Selen'in üzerinde bulunan DNA Beyza'ya ait değil. Ya Esin? Maalesef ona da ait değil. Ayda kafayı yiyeceğim ya. Ne olacak şimdi? Geriye kimse kalmadı. Bütün kadın şüpheliler elendi. Farkındayım başkomiserim. Bu yüzden literatürde biraz tarama yaptım. Amerika'da yayınlanmış olan bazı makaleleri inceledim. Ne buldun? Nadir de olsa bazı erkekler kadın DNA'sı taşıyabiliyorlar. Yani katil erkek de olabilir. Mümkün. Selim, hemen Kerem, Doğuş ve Timuçin'den sohbet alalım. Başla. DNA'dan cinsiyet tayin edilebilir. Bu amaçla amelogenin adlı bölge incelenir. Bölgenin cinsiyetle uzak yakın ilgisi yoktur ama kadında boyu kısa, erkekte daha uzun olduğundan cinsiyet tayininde işe yarar. Yapılan analizler kadın DNA'larında hep kadın sonucu verir. Ama kimi erkek DNA'larında hatalı sonuçlar çıkar ve onlar kadın sanılır. Hata oranı Avrupalılarda 1/10'da 2, doğuya doğru gidildikçe %8'e kadar yükselir. 2001'deki Üzeyir Garih cinayeti sonrasında mezar taşlarının birinin üzerindeki kan lekelerinin kadın kanı olduğu bildirilmişti. Lekelerin DNA profili soruşturmaya adı karışan kadınların hiçbirini tutmamıştı. Belki de görülen bir istisnaydı. Yani leke aslında bir erkeğe aitti. Özetle cinsiyetin önem taşıdığı adli olaylarda amelogenin sonuçlarına kesinlikle güvenmemeliyiz. Kerem Taşkın'dan alınan DNA, Selen Şimşek'in boynundan alınan DNA ile eşleşince Kerem Taşkın hemen sorguya alındı. Kerem Bey, Selen Hanım'ın üzerinde DNA'nız bulundu. Anlayamadım. Ben ona hiç dokunmadım ki. Eve gittiğimde orada asılı duruyordu. Çok şaşırdım. Şok oldum. Donup kaldım. Dün gece başkomiserime Selen'i ben öldürdüm diyen sen değil miydin? He? Ne oldu şimdi ağzın değişti? Pabuç bağlı geldi tabii, değil mi? Benim kastettiğim o değildi. Neyi kastettiniz peki? Bakın ben Selen'in öldürüldüğünü bile bilmiyordum.
intihar ettiğini düşünüyordum ve her şeyin benim yüzümden olduğunu düşünüyordum. Ona olan tutkum ikimize de zarar veriyordu yıllar boyunca. Engel olmaya çalıştım, tutmaya çalıştım, beceremedim. Anlatmaya çalıştığım buydu. Her şeyin benim yüzümden olduğunu düşünüyordum. Ya bırak. Tamam anladık. Hastasın falansın ama yeme artık bizi sende. Deliller var ortada. Deliller yalan söylemez. Ben Selen'i bu kadar seviyorken nasıl kıyabilirim? Kerem Bey, üzerinde DNA'nız bulundu. Size anlattım. O gece sabaha karşı bana geldi. Birlikte olduk. O yüzden olmuştur. Adam haklı. DNA oradan da bulaşmış olabilir. O zaman bu DNA da işimize yaramadıysa ne olacak şimdi? Hiç mi iz bırakmadı bu katil arkasında? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını sen de biliyorsun. Mutlaka bir şey vardır. Tamam. Diyelim ki katil Tülin'i yanlışlıkla öldürdü. Ama Selen'i öldürüp intihar suçu verdiğine göre... Yani bu işi önceden planlamış olmalı. Eğer birini asarak öldürüp intihar suçu vereceksen işini şansa bırakmazsın. Yani cinayet silahını yanına alırsın. Evde ip olacağı ne malum? Ne arıyorsunuz başkomiserim? Laboratuvar raporlarına bakıyorum. İşte burada. İpin bir ucu bıçak ya da benzeri bir aletle kesilmiş. Bu iş çok fazla uzadı Selim. Hemen bütün şüphelerin evlerini aratalım. Kerem, Beyza, Esin, Temuçin, Doğuş, kim varsa. Ha, Kerem'in atölyesini de unutmayalım. Başla. İpin devamını bulurlarsa kesici aletleri de toplasınlar. Yapılan kapsamlı aramalar sonucunda Beyza Erol'un evinde cinayet silahıyla benzeşen bir ip parçası bulundu. İple birlikte mutfaktaki kesici aletleri de toplayan uzmanlar hepsini incelemek üzere kriminal laboratuvara gönderdi. Bıçağın üzerinde bir ip parçası buldum. Bunlar da birbirini tutuyor. Getir hemen karşılaştıralım. Bıçağın sapında DNA da var. Onu da hemen inceleyeceğim. Başkomiserim. Beyza'nın evinde bulunan iple maktulün evinde bulunan ip benzer özellikte. Ayrıca Beyza'nın evinde bulunan bıçaktaki lif de aynı özelliği taşıyor. Evden alınan ipin, Selen Şimşek'in boynundaki ipin devamı olduğu, ayrıca ipin kesildiği bıçağın üzerinde bulunan DNA'nın da kendine ait olduğu kesinleşince Beyza Şimşek suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.